Bakalım Ferrari F355 Challenge 0'dan 100 kilometreye kaç saniyede çıkacak? 4.40 saniye. Bu 20 senelik aşkın sonucu. Şu andaki yaşım itibariyle 46'yım. 20 sene evvel Ferrari aşık oldum ama o zaman imkansızlıklar dolayısıyla kiralayıp kullanamadım diye. Sonra işte bir sene evvel, bir üç sene evvel bu arabaya sahip oldum. Daha sonra da bunun daha üstüne nasıl çıkılır diye araştırma yaptığımızda bu 355'in challenge olduğunu, yani bu gördüğünüz arabayı bulduk. Bu normal bir 355'e göre çok değişik bir araba. Standart 355'ten daha hafif, daha güçlü. Yol tutuşu itibariyle, yani ön ve arka yol tutuş takımları itibariyle amortisörler, torsiyon barlar, roll jointler itibariyle daha kompetitif yapılmış, daha rakiplerine göre hızlandırılmış. Frenler 13 inç, ventile, cross rail, fren baratası, karbon kevlar, 4 noktadan basınçlı, Rembo fren kaliperleri, full race dediğimiz tam yarışın hazırlanmış. Sırada fren testi var. Bakalım F355 Challenge 100 km süratle giderken kaç metrede duracak? 28.2 metre. Süper test köşemize katılan otomobiller ve pilotları sizler için her hafta Körfez yarış pistinde en iyi dereceyi yapmaya çalışacaklar. Şimdi sırada Şerif Yardımcı ve Ferrari F355 Challenge var. Ancak hemen belirtelim, Körfez pistinde bazı yerler ıslak. Bu nedenle Şerif Yardımcı'nın temposu zaman zaman düşmek zorunda kalıyor. Şerif Yardımcı'nın da mücadele edeceği Ferrari Cup'ın ilk ayağı Verona'dan Nisan ayında koşulacak. Ancak Ferrari Cup'ta çok deneyimli, çok hızlı pilotlar var. İşte bazıları. Ferrari'nin eski Formula 1 pilotu Alberato, ünlü İsveçli rallyci Björn Vandegard, Jean-Paul Belmondo'nun oğlu ve Peugeot Formula 1 test pilotu George Paul Belmondo ve Paris-Dakar'ın deneyimli sürücüsü Jack Higgs. Ferrari Cup'ın ikinci ayağı Imola'da, üçüncü ayağı Monza'da, dördüncü ayağı Fiorano'da, beşinci ayağı Mugello'da, altıncı ayağı Catania'da, yedinci ve final ayağı ise Amerika'da Daytona'da koşulacak. Körfez yarış pistindeki turunu 55 saniye 28 saniyesiyle de tamamlayan Şerif Yardımcı'nın tek hedefi 88 olan kilosunu 80'e düşürmek. Gidişi, duruşu, bunu yaşamak lazım. Bunu yaşadıktan sonra zaten ya yürürsünüz ya da başka bir şeye binmezsiniz.